Evet şimdi arkadaşlar biliyorsunuz hani sosyal bilgilerde ders sayısı biraz fazla. İşte tarihi vardır, coğrafyası vardır, antropolojisi vardır, siyaset bilimi vesaire var. biz şimdi bu derste ne yapacağız? Sizlerle sorular çözeceğiz. Bir durumunuzda durumunuza da bir bakayım Hani ne alemde. Alan öğretimi ile alakalı çok fazla değil. 20 tane arkadaşlar soru çözeceğiz. Evet Nasıl gidiyor? Alan öğretimidir, siyaset bilimidir, işte yan dallardır. Çalışmalar nasıl ne alemde? Biraz bölümle alakalı konuşalım. Ay yani tarihi coğrafyayı yaparsınız, orada sıkıntı olmaz da yan dal ve alan öğretimi birazcık biliyorsunuz sosyal bilgilerde sıkıntı. Henüz başlamadım diyen var mı aramızda? Furkan hocam ilk denemesini çözmüş. Kaç net çıktı hocam? Bence yavaş yavaş deneme çözmeye başlayın arkadaşlar. Ya yani böyle hafta hani her hafta deneyelim de 3 haftada bir falan ayda bir deneme çözmeye başlayalım. 41.5 net bence gayet iyi şu anlık iyi artırılır güzel. Gayet güzel. Yani orada özellikle fark dersleri ve alan öğretimine dikkat etmemiz lazım. Çünkü onlar belirleyici arkadaşlar biliyorsunuz. Yani tarihi, coğrafyayı falan herkes yapıyor. Zaten normal GGK kısmıyla pek bir arkadaşlar farkı yok gibi. Yani bir tık daha detay olabilir coğrafya, tarih. Onlar yapılır. Bizim için önemli olan öbür kısmı arkadaşlar. Evet. ...yapamıyor musunuz? <laughs> Tarih coğrafyada da mı sıkıntı var? Gerçi coğrafya genel kültür gibi dedik ama... ...birazcık inceledim ben sabah... ...ya bayağı şeyler de var böyle... ...bir iki tane böyle zor diyebileceğimiz sorular da çıkıyor... ...detay da var doğru diyorsunuz... ...aynen aynen... ...mesela bu senenin çıkmış sorularını inceledim... ...detay sorular da gördüm... ...bu sene maşallah... direkt Hocam doğru söylüyor... ...tarih ve coğrafyayı kasmış... Yani bu yıl nasıl olur 2023'te? Bence geçen senekinden bir tık kolay olur arkadaşlar. Evet Zimbabwe sorusu doğru diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi coğrafyacıları inceledim ben yani bu şekilde soru örneği yok yani daha basitti doğru söylüyor Seher Hocam ee, niye yani bu şekilde yaptı onu da anlamış değilim e bu senenin maalesef bu sene derken 2022'nin şanssız bölümü bölümlerinden birisi diyeyim herhalde sosyal bilgiler oldu ama biz arkadaşlar şeytanın bacağını inşallah ne yapacağız sizlerle kıracağız arkadaşlarım peki hazır mıyız? Biraz soru çalışması yapalım sizlerle. Bakalım alan öğretimi kısmı nasıl? Ses gelmiyor mu? Geliyor mu sesimiz arkadaşlar? Ee, hocalarım sakın bak şimdi benden size bir abi bir hoca tavsiyesi. Beni güncel sayfada falan da takip ediyorsunuzdur. Ee, şey sakın düşünmeyin. Yani işte alım mı, çok mu olur, az mı olur, nasıl olur vesaire. Yani bunları şu an itibariyle sakın düşünmüyorsunuz sizin burada sınava kadar yapmanız gereken ne alabileceğiniz maksimum puanı almak hocalarım yani sakın şey yapmayın ya düşük işte azalım oluyor vesaire nasıl olur ne şekilde olur bunu biz arkadaşlar bilemeyiz. Yani mesela okul önceci arkadaşlar tahmin edebiliyor muydu o kadar fazla alım olacağını ee, maalesef şöyle bir olay var işte milli eğitim politikası pat diye bir şeyler değişebiliyor arkadaşlar çok fazla şey yapmayın yani alımla alakalı kısım sınavdan sonraki kısımdır oraya çok fazla yönelmeyin yani benden size tavsiye yani bir hoca tavsiyesi bak 15-16 yıldır KPSS sürecindeyim KPSS hocasıyım sakın bu süreçte alımlara çok fazla takılmayın. Bastırın arkadaşlar. Alabileceğiniz maksimum puanı almaya çalışın. Şimdi ben soruları yansıtacağım. Önce sizin arkadaşlar fikrinizi alacağım. Ondan sonra sorunun açıklamasını ben kendim yapacağım. Evet başlayalım şöyle. Şöyle tıklayalım. Arkadaşlarım birinci soruyla bir başlamak istiyorum. Arkadaşlar görünüyor mu sorumuz? Evet biraz hareket olsun ama hiç ses çıkmıyor ona göre. <laughs> ben alışkın değilim böyle. Benim öğrenciler böyle dinamik olur. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar birinci sorumuz. Sosyal bilgiler programında öğrenme alanlarında kazandırılacak beceriler verilmiştir. Okey. Aşağıdakilerden hangisi? Birey ve toplum öğrenme alanında öğrenciye kazandırılacak becerilerden birisi değildir. Arkadaşlar ÖSYM buna benzer bir soruyu sorabilir. Ben buna bir adet tik atmak istiyorum. Böyle bir soru beklerim açıkça söyleyeyim. Ses gelmiyor mu? Şimdi geliyor mu? Nasıl sesimiz? Şu an nasıl ses? Ses önemli biliyorsunuz. Evet şu an nasıl arkadaşlar ses geliyor mu? Evet sorun yok tamamdır. Herkes de ses olsun arkadaşlar ses önemli. Geliyor tamamdır. Evet şimdi arkadaşlar soru kökünü o zaman ben bir daha okuyayım ki buna benzer bir soruyu bekliyorum. Sosyal bilgiler programında öğrenme alanlarında kazandırılacak beceriler verilmiştir. Okey. Aşağıdakilerden hangisi birey ve toplum öğrenme alanında öğrenciye kazandırılacak becerilerden birisi değildir diye sormuşuz. İletişim, kanıt kullanma, bilimsel genelleme yapma, yazılı anlatım, gözlem. Arkadaşlar ne deriz? Fikrinizi almak istiyorum. Evet arkadaşlar önce sizden bir alalım sonra ben açıklamayı yapacağım. Bir daha birey ve toplum öğrenme alanında öğrenciye kazandırılacak becerilerden birisi değildir diye sormuşuz. Arkadaşlar şimdi dilerseniz birlikte bir çözelim. Birey ve toplum dediğine göre iletişim olması lazım. Çünkü kişiler toplumla iletişim içerisindedir. Arkadaşlar kanıt kullanma olması gerekiyor. Çünkü başkalarına yönelik sizin kanıt kullanmanız lazım. Karşı taraf sizden kanıtlar isteyecek. Bilimsel genelleme yapma arkadaşlar birey ve toplumla alakalı bir neydir? Kazandı kazandırılacak becerilerden birisidir. Yazılı anlatım arkadaşlar yine bu unsur içerisinde yer alır. Burada doğru cevabımız E şıkkıdır. Gözlem sevgili arkadaşlarım, gözlem dediğimiz unsur insan ve çevre dediğimiz konu başlığı içerisinde incelenmektedir. Yani birey ve toplum unsuru içerisinde yer alan bir madde değildir. Bir daha söyleyelim, birey ve toplum öğrenme alanında öğrenciye kazandırılacak belli başlı unsurlar vardır. Bunlar iletişimdir, kanıt kullanmadır, bilimsel genelleme yapmadır yazılı anlatımdır ama gözlem dediğimiz unsur birey ve toplum unsuru içerisinde yer almıyor arkadaşlarım. İnsan, insan ve çevre unsuru başlı altında yer alan bir neydir? Maddemizdir. Doğru cevap edin, nedir nedir arkadaşlar? Evet, peki. Devam edelim. Evet, evet, var. Var, var. O maddeyi de almamız lazım arkadaşlar. Kesinlikle. Peki şimdi ikinci soruya şöyle bir bakalım. İkinci soruya şöyle bir bakalım. Aşağıdakilerden hangisi mekanı algılama becerisi için söylenemez? Bak mekan sorusunu da ÖSYM arkadaşlar çok seviyor. Ee, yani mekandan kastımız yaşadığınız unsur. E, atıyorum iletişim kurduğunuz çevre bunların hepsi mekan unsuru içerisinde yer alıyor. Onlarla alakalı bir soru sormuşuz arkadaşlarım. Bir daha soru kökünü okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi mekanı algılama becerisi için söylenemez? Şöyle bakalım. Bir alanı, kroki, sokağı veya binayı göz önünde canlandırabilme. Bak şimdi gerekli malzemelere bak. Var mı? Alan, mekan, kroki, mekan, sokak, mekan, bina, mekan. O zaman A arkadaşlar mekanı algılamayla alakalı. Geç bir şekli üç boyutlu görebilme. Bak şekil, üç boyut, mekanla ilişkili. Evet, geçelim. Küre kullanımı, küre unsuru da otomatikman mekanla alakalıdır. Yer, yön unsuruyla alakalıdır. Bunu da arkadaşlar şöyle eleyelim. Harita, plan, bak kroki, grafik, diyagram. Arkadaşlar diyagram çizme ve yorumlama. Bunlar da otomatik, otomatikmen mekanla alakalıdır. Yalnız sevgili hocalarım burada E şıkkına dikkat edelim. E şıkkında ne demiş? Başka kişilere yönelik empatik düşünme becerisi oluşturma. Sevgili hocalarım E şıkkı mekanla alakalı bir unsur değildir. O iletişim becerisiyle alakalı bir unsurdur. Dolayısıyla burada doğru cevap olarak bizim E şıkkını almamız gerekiyor. 2023 KPSS'de, ÖABT'de bir benzerini görebilirsiniz. Bu soruya mekanla ilgili sorulara özellikle dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Evet, peki şimdi devam edelim. Arkadaşlar üçüncü soruya bakalım. Bu ÖSYM e biliyorsunuz ÖABT'de, Sosyal Bilgiler ÖABT'de 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim programıyla alakalı sorular patlatmış. Şimdi bakalım şöyle soruya. E, aşağıdakilerden hangisi 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı içerisinde yer alan Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisinin amaçlarından birisi değildir. Arkadaşlarım fikrinizi alalım. Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisinin amaçlarından birisi değildir. Değişim ve Süreklilik dediğine göre yeni unsurlara adapte olma, yeniliklere arkadaşlar ayak uydurma. Ee, yeni unsuru görme, bu tarz unsurları soru kökünden yakalamamız lazım. Şıklarda da arkadaşlar bunları görmemiz gerekiyor. Evet şöyle bir bakalım, şöyle bir bakalım. Benzerlik ve farklılıkları bulma. Bak benzerlik, farklılık. Otomatikmen neyle alakalıdır bu? Otomatikmen bu arkadaşlarım ee, değişim ve süreklilikle alakalı bir maddedir. Bunu şöyle es geçmek istiyorum. Zamanla oluşan süreklilik ve değişimi algılama e zaten soru köküyle alakalı bir maddedir. Buna da şöyle bir tik atalım. Tarihsel olguları ve yorumları ayırt etmeye, bak olgular, yorumlar ayırt etmeye, evet şöyle bir tik atmak istiyorum alışıla gelen öğretim yöntemlerini yeni kuşaklara tanıtma demişiz arkadaşlarım bir kalsın bu madde şüpheli tarihsel bir problemin çözümüne alternatif çözümler bulma bak alternatif çözümler bulma yani mevcut bir madde var ona alternatif ne yapıyoruz başka başka maddeler oluşturuyoruz yani bu da neyle alakalıdır değişim ve süreklilikle alakalı bir unsurdur Arkadaşlarım burada, burada doğru maddemiz Denizli Şıkkı'dır. Denizli Şıkkı'nda ne demiş? Alışıla gelen öğretim yöntemlerini yeni kuşaklara tanıtma. Yani bu klasik e, sosyal bilgiler öğretim metoduyla alakalı bir şeydir. 2005 ile bağlantılı bir unsuru değildir. Yani bizim burada 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı içerisinde değişim ve süreklilikle alakalı şunları görmemiz gerekiyor. Yenilik unsuru, yeniliğe adapte olma, alternatif farklı unsurlar ortaya çıkarma ama Denizli Şıkkı'nda ne demiş? Alışıla gelen öğretim yöntemleri. Yani klasik yöntem, öğretim yöntemlerine değinmiş. Dolayısıyla kökle alakası yoktur. Doğru cevap Denizli Şıkkı'mız arkadaşlar. Evet. Geçelim. Yine 2005 ile alakalı bir soru. 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı'nda yer alan birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için insanlar arasındaki ortak ilişkiyi tanıma becerisi aşağıda belirtilenlerden hangisinin bir alt basamağıdır diye sormuşuz. Benzerin arkadaşlarım ÖSYM 2023'te sorabilir. Bir tık buna atmak istiyorum. Bir daha şöyle bir bakalım arkadaşlarım. Bir daha şöyle bir bakalım. 2005 sosyal bilgiler öğretim programında yer alan birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için insanlar arasındaki ortak ilişkiyi tanıma becerisi aşağıda belirtilenlerden hangisinin bir alt basamağıdır? Şimdi arkadaşlar burada girişimcilik demiş. Girişimcilik kişisel bir unsurdur. E, ...kişinin kendi becerisiyle alakalı unsurdur, onu e, elemek istiyorum. Değişim ve sürekliliği algılama demiş, yine kişisel bir unsurdur, çevreye adaptasyondur. E, yeni oluşumlar arkadaşlar adaptasyondur, soru köküyle alakası yoktur. Mekanı algılama demiş, soru kökünde mekanla alakalı herhangi bir bilgimiz yok. Araştırma demiş arkadaşlar, soru kökünde araştırmayla alakalı bir bilgi yok... Soru kökünde ne diyor? Birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için bak insanlar arasındaki yani birden fazla insanın etkileşiminden bahsediyor. Bu da otomatikmen hangi maddeyle alakalıdır? Sosyal katılımla alakalı arkadaşlar bir unsurdur. Doğru cevap Bursa şıkkıdır. Valla gayet iyisiniz ha on numarasınız. Salih Hocam'ın sesi valla bir geldi pir geldi açıkça diyeyim. Evet güzel. Devam edelim. Evet uzun bir soru. Bir sosyal bilgiler öğretmeni 6. sınıf sosyal bilgiler öğreniyorum ünitesinde yer alan Atatürk'ün ülkemizde sosyal bilimlerin gelişmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir kazanımına uygun olarak çeşitli etkinlikler planlamıştır. Evet bir daha bakalım. Atatürk'ün ülkemizde sosyal bilimlerin gelişmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. Evet buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenin konuyla ilgili öncelikli olarak gerçekleştireceği etkinliklerden birisi değildir. Yani sınıf içerisinde, sınıf dışında arkadaşlar öğretmenin yapabileceği bu konuyla, üstteki konuyla alakalı yapabileceği etkinliklerden birisi değildir diye sormuşuz. Fikrinizi bir almak istiyorum arkadaşlarım. Ne deriz? Valla bunu merak ettim. Bakayım ne diyeceksiniz? Atatürk'ün ülkemizde sosyal bilimlerin gelişmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir bunla alakalı olarak ne yapmış arkadaşlar öğretmen konuyla ilgili olarak e, hani hangisini gerçekleştirmez tarzı bir soruyu sormuşuz. Ne deriz hocam? Sınıf içerisinde ya da sınıf dışında bu üstte yer alan konuyla alakalı olarak hangisini yapmasını beklemeyiz şeklinde bir soru sormuşuz. Arkadaşlar bilimsel araştırmalar yaptırmak olabilir mi A? Bir tartışalım. Atatürk'ün ülkemizde sosyal bilimlerin gelişmesi için yaptığı uygulamaları örnekler verdirme amaçlı olarak hocamız bilimsel araştırmalar yaptırtabilir mi? Yaptırtabilir değil mi? Çok güzel. İnkılap tarihi kısmını araştırtabilir. Kompozisyon yazdırma demişiz. Şüpheli bir kalsın. Örnek olay incelemesi yaptırmak. Ceyhan olur mu arkadaşlar? Acaba hoca böyle bir şey yaptırtabilir mi? Örnek olay incelemesi. Evet olabilir, olabilir kesinlikle. Peki kavram ağları hazırlatmak olabilir mi hocam? Kavram ağları. Burada kavram ağları arkadaşlar 6. sınıf olduğu için öyle hani niteliksel bir şey değil. Yani basit anlamda bir kavram Ama bunu da arkadaşlar yaptırtabilir yaptırtabilir. Kavrama nedir mesela? İşte atıyorum e, sosyal bilimlerin gelişmesi için neler yapmıştır? İşte hukuk alanında neler yapmıştır? Atıyorum ekonomi alanında neler yapmıştır? Dil alanında neler yapmıştır? Tarih alanında neler yapmıştır? Coğrafya alanında neler yapmıştır? Onunla alakalı basit kavrama arkadaşlar oluşturtabilir Peki kurumlara gezi düzenletmek olabilir mi hocam? ...yaptırtabilir mi hocamız? Evet arkadaşlar bu da olabilir. Yani atıyorum mesela örnek verelim. Tarihle alakalı olarak bir müze arkadaşlar gezisi yapılabilir. Veyahut sevgili arkadaşlarım coğrafyayla alakalı yine alan çalışması vesaire yapılabilir. E, gezi düzenlenebilir arkadaşlar. E, ama burada bursa şıkkına dikkat etmenizi istiyorum. Kompozisyon yazdırmak demişiz... Arkadaşlar kompozisyon A, C, D ve E şıklarına göre birazcık basit kalmakta. Ee, hani burada kompozisyon yazabilmesi için öğrencinin daha önceden bir bilgi düzeyinin olması lazım. Bilgisayar arkadaşlar unsura sahip olması gerekiyor. Pat diye kompozisyon yazdırdığınız zaman o çocuk kesinlikle kalem bile oynatamayacaktır değil mi? Yani burada hocamız Bursa şıkkını... Yapmasını ne yapmayız arkadaşlar? Biz beklemeyiz arkadaşlar. Evet evet yok şey var. Gezi yapılıyor hocam. Yani burada gezi yapılır. Ee, orada herhangi bir sıkıntımız yok. Burada kompozisyon yazdırma arkadaşlar maddesini maalesef alamayız. Peki. Evet altıncı soruya şöyle bir bakalım. Sosyal bilgiler dersinde kavramlar giriş. Bak buraya dikkat kavramlar giriş geliştirme ve pekiştirme düzeyinde dördüncü sınıftan yedinci sınıfın sonuna kadar çeşitli konularla öğretilebilmektedir. Güzel. Bu bilgiye göre yukarıdaki kavram öğretimi uygulamasında program anlayışının hangi özelliğine yer verilmiştir? Çok güzel bir soru. Muazzam bir soru. Benzeri arkadaşlar yine çıkabilir. Soru kökünü bir daha okumak istiyorum. Sosyal bilgiler dersinde kavramlar, yani tarihle ilgili kavram olur, coğrafya ile ilgili olur, siyaset bilimi ile alakalı olur. Giriş, geliştirme ve pekiştirme düzeyinde dördüncü sınıftan 7. sınıfın sonuna kadar çeşitli konularla öğretilebilmektedir. Arkadaşlar şimdi buna ne deriz? Buna ne deriz? Sarmallık demişiz bir kalsın şüpheli, şüpheli. Yakından uzağa demişiz. Yakından uzağıyla arkadaşlar bir alakası yok. Çünkü burada neler var? Bakın dördüncü sınıftan yedinci sınıfa yani kronolojik bir unsur var. Zamansal bir unsur var. Bilginin kat kat arttırılması söz konusu. Yani yakından uzağa ne, ne hangi konularda olur? İşte mesela sosyal konularda vesaire, çevreyi algılama konusu, coğrafi konularda karşımıza çıkan bir olaydır. Yani Bursa'yı alamayız. Bursa'ya şöyle bir tik atalım. Öğrenci merkezlilik demişiz. Üstte yer alan bilgi ile öğrenci merkezlik arasında bir bağlantı kuramayız arkadaşlar. Ee, geçelim bunu da. Somuttan soyuta demişiz. Ee, yukarıdaki bilgilerle arkadaşlar somutluk soyutluk unsuru anlaşılamıyor, algılanamıyor. Geçelim bunu geçelim. Ee, küçük adımlar ilkesi demişiz. Arkadaşlar küçük adımlar ilkesi daha böyle neydir? Daha böyle sınırlı sayıda, daha böyle sınırlı sürede karşımıza çıkan bir unsurdur. Ama burada dikkat ederseniz dördüncü sınıftan 7. sınıfa kadarki bir süreçten bahsetmişiz. Dolayısıyla belki ölçme değerlendirmeden de aklınıza gelir... Biz bu arkadaşlar yönteme ne diyoruz bu program anlayışına sarmallık arkadaşlar Anlayışı demek demekteyiz. Yani sarmal bir şekilde kat kat ne olmaktadır? 7 sınıfa kadar konular birikmektedir. Ve çeşitli arkadaşlar e, konular öğretilebilmektedir arkadaşlarım. Evet hani ölçmede var program geliştirmede var. Gerçi ölçmede tam yok program geliştirmede var sarmallık değil mi? Evet dolayısıyla biz bunu aşık olarak arkadaşlar alalım. Evet peki devam. Yine arkadaşlarım uzun bir soru. Bir sosyal bilgiler öğretmeni çevre kirliliğini önlemeye yönelik bireysel sorumluluk geliştirmeyi hedeflemektedir. Yani öğrencinin bireysel sorumluluğunu geliştirmeyi hedeflemektedir. Güzel, gayet güzel, güncel bir konu. Bu amaçla dersin başlangıcında bir karikatür göstererek öğrencilere karikatür hakkında ...ne düşündüklerini sormuştur. Yani çevre konusunda bireysel sorumlulukla alakalı bir karikatür göstermiş... ...ve karikatür hakkında ne düşündüklerini öğrenci arkadaşlar sormuştur. Yukarıda verilenlere göre öğretmen derste karikatürü hangi amaçla kullanmıştır arkadaşlar? Fikrinizi bir almak istiyorum, bir yorumunuzu arkadaşlarım al almak istiyorum... Çok disiplinli bir dersi desteklemek demişiz. E, düz anlatıma dayalı bir dersi görselleştirmek demişiz. Sınıf tartışmalarını başlatmak demişiz. Yüksek düzeydeki soruları desteklemek demişiz. Öğrencileri değerlendirmeye temel oluşturmak demişiz. Arkadaşlarım ne deriz burada cevaba? E, fikrinizi bir almak istiyorum arkadaşlarım. Evet, hocamız ne atmış? Hocamız karikatür gösteriyor. Bununla alakalı olarak ne demişiz? Yukarıda verilenlere göre öğretmen derste karikatürü hangi amaçla arkadaşlar kullanmıştır? Şimdi sevgili hocalarım tek tek bir inceleyelim. Çok disiplinli bir dersi desteklemek. Hani böyle bir yorum yapamayız. Hani neye göre disiplin? Kime göre disiplin? Hani karikatür göstermeyle disiplinli bir ders anlatımı arkadaşlar vardır. E, şeklinde bir yorum yapamayız. Buna ben bir tık atmak istiyorum. Düz anlatıma dayalı bir dersi görselleştirmek demişiz. Ama arkadaşlar şimdi şöyle hani yukarıda tam böyle düz anlatımla alakalı tam bir e, teknik bilgi de yok. E, hani sorumluluk geliştirme ile alakalı neler var arkadaşlar? Unsurlar var. E, belki hani hocamız nasıl anlatıyor ne şekilde anlatıyor hani onu da bilemeyiz yani düz anlatım vesaire üst tarafta onunla alakalı çok böyle geniş bir bilgi yok ee, ben bunu arkadaşlar bir elemek istiyorum ee, sınıf tartışmalarını başlatmak demişiz bir kalsın şüpheli çünkü burada tartışma ortamı arkadaşlar yaratılabilir yüksek düzeydeki soruları desteklemek demişiz yüksek düzeyde bir soru mudur bu arkadaşlarım bir tartışalım Çevre kirliliğini önlemeye yönelik bireysel sorumluluğu geliştirme yüksek düzey bir soru mudur? Arkadaşlar bu yüksek düzey bir soru değil açıkça söyleyeyim. Yani bu hani klasik bir sorudur. Bir kazanım unsurudur. Öyle yüksek seviyede bir soru da değildir. Onu da geçelim. Öğrencileri değerlendirmeye temel oluşturmak demişiz. Ama yukarıda arkadaşlar bu şeyde paragrafta öğrenci değerlendirmesiyle alakalı hani sonuçta sonda e, dönütle düzeltmeyle alakalı değerlendirmeyle alakalı bir bilgi göremiyoruz. Burada sevgili hocalarım doğru cevabımız ne olacaktır? Sınıf tartışmalarını başlatmak. Çünkü karikatür unsurunun burada gösterilme amacı sınıfta tartışma ortamını oluşturmak arkadaşlarım. Doğru cevap Ceyhan şıkkıdır. Hay burada bak şey demiş ya. Buraya dikkat. Karikatür hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani bir öğrenci ne diyecek? Ben şunu düşünüyorum. Öbür öğrenci hemen ne yapacak arkadaşlar? Ben onu düşünmüyorum. Bence burada şu unsur var çevreyle alakalı. E burada otomatikmen sınıfta ne oluşacaktır arkadaşlarım? Tartışma ortamı oluşacaktır. Doğru cevap olarak C şıkkını burada almak istiyorum. Evet sıradaki soru gelsin. Güzel bir soru, cici bir soru. Arkadaşlar bu sorunun cevabını sizden istiyorum. Bir sosyal bilgiler öğretmeni, mesela derviş, salladım. Ülkemizin kaynakları ünitesini işlerken tarımı ve önemini anlatmak için sınıfa bir avuç toprakla gelerek Aşık Veysel'in benim sadık yarım kara topraktır türküsünü öğrencilerine dinlettikten sonra çeşitli görsellerle tartışma şeklinde dersini tamamlamıştır. Buna göre öğretmenin derste aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisini benimsediği söylenebilir. Çok güzel bir soru. Benzer arkadaşlar yine 2023'te gelebilir. Proje tabanlı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, tam öğrenme, çoklu zeka, Gardner'ın biliyorsunuz, İşbirliğine dayalı öğrenme arkadaşlar. Ne deriz? Evet arkadaşlar şimdi tek tek inceleyelim. Hocamız ne yapıyor? Hocamız bir avuç toprakla arkadaşlar sınıfa giriyor. Hangi konuyu işleyecek? ünitiyi arkadaşlar işleyecek. Ülkemizin kaynakları değil mi? atıyorum işte toprak kaynağı, yeraltı kaynağı, yerüstü kaynağı vesaire. Ee, arkadaşlar şimdi bu konuyu ne yapıyor? Bir nevi somutlaştırmış oluyor. Aşık Veysel'in benim sadık yarım kara topraktır türküsünü arkadaşlar öğrencilerine dinletiyor. Şimdi buraya dikkat. Bir kere önce hocamız toprakla geliyor. Bak görsellik var arkadaşlar. Bir avuç toprakla sınıfa geliyor. Ee, bunun yanı sıra benim Sadık Yarim Kara Topraktır türküsünü dinletiyor. İşitsel unsur arkadaşlar. Yani burada otomatikmen, görsel, işitsel, zeka ile alakalı unsuru kullanıyor. Yani bu da otomatikmen ne ile alakalı bir maddedir? Ee, Gardner'ın arkadaşlarım çoklu zekasıyla alakalı bir unsurdur. Doğru cevap olarak Denizli'yi almamız gerekiyor arkadaşlar. Gayet iyisiniz. 10 numara. Peki devam edelim. Yani şimdi burada şöyle tek tek ben bunları arkadaşlar bir açıklayayım. Yani proje tabanlı öğrenme bir, burada bir kere öğrenciyle alakalı bir şey yok. Yani öğrenciye bir proje verme, proje sunu vesaire yok. Burada bütün faaliyetleri hocamız kendisi yapmış. E, probleme dayalı öğrenme demişiz arkadaşlar. Yani üst tarafta Problemle alakalı bir şey yok mesela çevre kirliliği veyahut işte tarımın e, zararlı bir şekilde kullanımı vesaire dese probleme dayalı bir şey oluşması lazım E tam öğrenme ile alakalı bir şey yok çünkü burada hoca merkezli bir faaliyet var öğrenci olaya dahil edilmemiş. E-işbirliğine dayalı ile alakalı bir şey yok. Çünkü öğrenci burada pasif ve sadece hoca arkadaşlar görsel unsurda, işitsel unsurda bulunmuş. Dolayısıyla burada denizli şıkkını almamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, sıradaki sorumuz zor bir soru. Öğretmen sosyal bilgiler dersinde öğrencilerine eşitlik değerini öğretmek için Martin Luther King'in Bir Hayalim Var isimli konuşmasını verip daha sonra ders kitabından eşitlik değeriyle ilgili hayvan hikayesini öğrencilerine okutup dersini bitirmiştir arkadaşlar. Çok güzel. Gerçekten muhteşem bir yöntem beğendim gayet iyi. Buna göre öğretmen aşağıdaki değer öğretim yaklaşımlarından hangisine göre dersin arkadaşlar işlemiştir. Değeri telkin etmek, değer açıklamak, ahlaki muhakeme, değer analizi, değer örgütlem arkadaşlar. Güzel bir soru. ÖSYM arkadaşlar değer öğretimi ile alakalı soruları seviyor. Buna bir tık atmak istiyorum. Benzeri çıkabilir arkadaşlar. Arkadaşlar ne deriz? Bir daha bakalım öğretmen, X öğretmeni, Mehmet, Ahmet falan sosyal bilgiler dersinde öğrencilerine eşitlik değerini öğretmek için Martin Luther King'in arkadaşlar biliyorsunuz siyahi neydir? İnsan hakları savuncusu. Bir hayalim var isimli konuşmasını verip dünya ünlü konuşmadır. Daha sonra ders kitabından eşitlik değeriyle ilgili hayvan hikayesini öğrencilerine okutup dersini bitirmiştir güzel ee, buna göre öğretmen aşağıdaki değer öğretim yaklaşımlarından hangisine göre dersi işlemiştir diye sormuşuz değeri telkin etme, değer açıklama ahlaki muhakeme değer analizi değer örgütleme Arkadaşlar tek tek inceleyelim. Değeri telkin etme. Telkin etme nedir? Aşılama arkadaşlar. Ee, öğretme yani onu, onu benimsetme. Değeri benimsetme. Değer açıklamak demişiz. Arkadaşlarım yani burada şöyle değer açıklamayı tek başına alamayız. Çok basit olur. Çünkü burada hocamız bir de hayvan hikayesini öğrencilerine okutmuş arkadaşlar. Ya daha niteliksel bir şey burada olması lazım. Değer açıklama çok basit olmuş. Burada hocamız üstün niteliksel bir şey aşılamaya çalışıyor aslında. Bunu geçelim. Ahlaki muhakeme demiş. Şimdi Martin Luther King'in konuşması hani ahlaki vesaire mi? Bununla alakalı bir yorum yapamayız arkadaşlar. Üst tarafta da zaten hani eşitlikten bahsetmiş. Ahlaki unsura değinmemiş. Geçelim. Değer analizi demiş. Analiz unsuru arkadaşlar üst düzey bir olaydır. E burada o kadar da üst düzey bir örnek olay yok. Onu arkadaşlar belirteyim. Geçelim. Değer örgütleme demişiz. Değer örgütlemesi de yine üst düzey bir unsurdur. Burada arkadaşlarım doğru cevabımız nedir? Değeri telkin etmedir. Martin Luther King'in konuşmasına dayalı olarak akabinde de hayvan hikayesini öğrencilerine okutup olayı pekiştirip değeri ne yapmaktadır? Telkin etmektedir. Yani karşı tarafa arkadaşlar ee, değeri ee, yani telkin etmektedir, benimsetmektedir arkadaşlar. Doğru cevap A şıkkıdır. Peki. Evet güzel bir soru. Coğrafyada da çıkabilir. Bak hoş bir soru arkadaşlar. Bir okuyun, yorumunuzu alayım. Bir sosyal bilgiler öğretmeninin coğrafya konularının öğretilmesinde pek çok veriyi içermesi nedeniyle daha fazla kullanması beklenen harita türü aşağıdakilerden hangisidir? Evet sosyal bilgiler kısmı içerisinde materyallerle alakalı bir konu, bir soru arkadaşlar. Arkadaşlar ne deriz? Sosyal bilgiler öğretmeniyim. Coğrafya dersini arkadaşlar işliyoruz. Coğrafya konularının öğretilmesinde pek çok veriyi, bak anahtar kelime dikkat. Bu tarz sorularda anahtar kelimenin derhal, vurgunun derhal altını çizmenizi istiyorum hocalarım. Pek çok veriyi içermesi nedeniyle daha fazla kullanması beklenen harita türünü sormuşuz. Arkadaşlar bu buna, buna benzer biraz değiştirilip farklı şekilde bir soru getirilebilir. E, dikkat etmenizi istiyorum. Siyasi harita demişiz. Siyasi haritada ne var? İl var, ilçeler var arkadaşlar vesaire. Bak çok fazla şey yok, öyle yok. Bunu geçelim arkadaşlar. Ee, sınırlar var çok güzel aynen. Ee, nüfus demişiz. Nüfus ne var? İşte kalabalık nüfuslu yerler. Atıyorum seyrek nüfuslu yerler. Bak çok fazla bir şey sayamıyorum. Tek tük bir şey saydım. Ya da illerin nüfusları da olabilir. Hadi bak üç tane şey saydım. Yani üçten fazla çok fazla arkadaşlar bir alternatif yok. Geçelim hocalarım. Fiziki demişiz. Fiziki de abicim gölü gösterirsin. Barajı gösterirsin, demir yolunu gösterirsin, kara yolunu gösterirsin. Atıyorum işte başka ovayı gösterirsin. Bak say Allah say. Baya bir ne yaptık arkadaşlar öyle saydık, değil mi? Bu bir şüpheli, bu kalsın. Basınç demişiz. Evet evet çok güzel yorumlayıp iklime kadar götürebiliriz. Bravo kesinlikle. Yani basınçta arkadaşlar ne var? Yüksek basınç, alçak basınç, az zor, işte İzlanda falan. E, yani çok fazla bir şey yok. E, yüksek, alçak vesaire. E sonuçta fazla bir arkadaşla alternatif bir şey yok. E, dils <laughs> Dilsiz harita demişiz. Dilsiz haritada zaten arkadaşlar hiçbir öğe yok. Onu zaten siz dolduruyorsunuz. Burada doğru cevabımız kesinlikle ne olacaktır? Ceyhan Şıkkı olacaktır. Fiziki haritada siz birçok öğeyi ne yapabilirsiniz? Rahat bir şekilde arkadaşlar haritada gösterebilirsiniz. Ovayı, nehirleri, gölleri, akarsuları, atıyorum işte e, sınırları hatta sınır kapılarını. E, gerçi sınır kapısını almayalım tam da arkadaşlar. E, işte demir yoldur vesairedir falan arkadaşlar. Kara yoldur onları rahat bir şekilde siz ne yapabilirsiniz? Platoları gösterebilirsiniz arkadaşlar. Doğru cevap. Ceyhan şıkkıdır. Evet yeni sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler öğretiminde sınıf dışı eğitime verilen adlardan biri değildir? Bak sınıf içi değil. Sınıftaki olay değil. Atıyorum mesela bir konferans salonu, okuldaki bir konferans salonu değil. Sınıf dışı olacak, okul dışı arkadaşlar. Ne deriz? <laughs> Fikrinizi almak istiyorum. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler öğretiminde sınıf dışı eğitime verilen adlardan biri değildir diye sormuşuz. Güzel bir soru. Buna da bir tik atalım arkadaşlar. Deneysel eğitim. Evet, çevre eğitimi. Macera eğitimi. Vahşi doğa eğitimi. Uygulamalı eğitim arkadaşlar. Ne deriz? Şimdi arkadaşlar deneysel eğitimi alabiliriz. Deneysel eğitim nasıl oluyor hocam? Ee, mesela şöyle düşünelim arkadaşlar. Sosyal bilgilerde atıyorum coğrafya konusu içerisinde yer alan e, bir olayı siz bir deneysel yöntemle dışarıda da anlatabilirsiniz. Mesela buharlaşma e, veyahut arkadaşlar nedir yağmur oluşumu vesaire tarzı bunları dışarıda da anlatabilirsiniz. Rüzgar oluşumu vesaire Arkadaşlar bunları farklı deneylerle anlatabilirsiniz. Çevre eğitimi demiş. Bak çevre diyorsa otomatikmen zaten nedir arkadaşlarım? Sınıf dışı unsurdur. Bunu rahat bir şekilde alabiliriz. Macera eğitimi demişiz. Macera eğitimi nedir? Bilen var mı? Macera eğitimi. Bu da sosyal bilgilere böyle yeni eklenen e, arkadaşlar sınıf dışı eğitim unsurlarından birisidir. Ya çok böyle eski bir geçmişi yok. Yeni yeni ortaya çıkan bir olay. Arkadaşlar bu şeydir ya. Mesela e, belgesel kanallarında falan izliyoruz ya işte dağ tırmanmalar, atıyorum işte buzula tırmanmalar, sportif faaliyetler, kamp faaliyetleri, işte trekking'ler vesaire. Mesela onlar macera eğitimi grubu içerisinde inceleniyor. E vahşi doğa bak bak dikkat. Buraya dikkat. Doğa otomatikmen sınıf dışı unsur. Dolayısıyla arkadaşlar onu da alabiliriz rahat bir şekilde. yani vahşi doğa eğitimi nedir atıyorum işte e, kamplar mesela bu grup içerisinde olabilir. Veyahut işte e, uzman kişi eşliğinde e, vahşi hayvanların uzaktan incelenmesi falan. Ayıdır, kurttur vesaire tabii yanınızda birinin olması lazım. Öyle hani öğrenci ilgili birebir arkadaşa muhatap edemezsiniz atıyorum işte yırtıcı hayvanların e, kartalın vesairenin incelenmesi vesaire onlar vahşi doğa eğitimi içerisinde arkadaşlar yer almaktadır. Ama burada sevgili hocalarım burada Edirne şıkkına dikkat etmemiz gerekiyor. Uygulamalı eğitim demişiz. Uygulamalı eğitim sınıf dışı değil, sınıf içerisinde, okul içerisinde yapılan bir unsurdur. Daha çok böyle ya da resmi kurumlarda yapılan hani farklı eğitim kurumlarında yapılan unsurdur. Dolayısıyla biz onu sınıf dışı unsur içerisine alamıyoruz arkadaşlarım doğru cevap. E şıkkıdır. Ya burada sınıftan kastımız atıyorum bir halk eğitim merkezindeki sınıf da olabilir. Veyahut bir işte e, kurs merkezindeki arkadaşlar sınıf da olabilir. Okuldaki sınıf da olabilir. Uygulamalı eğitimlere dikkat edin. Onların hepsi belli sınıflar içerisinde, yerler içerisinde yapılan unsurlardır. Evet. Arkadaşlar 12. sorumuz. Ben öğrencilerime değerleri öğretirken daha çok onları ikilemde bırakacak örneklerden yararlanırım. Onları iki ayrı uçta bırakacak örneklerle karşı karşıya getiririm diyen bir sosyal bilgiler öğretmeni aşağıdaki değer öğretimi yaklaşımlarından hangisini benimsemiştir? Lütfen ders çalışırken bu arkadaşlar değer öğretimlerine dikkat edin. ÖSYM biliyorsunuz bu konuyu seviyor. Nedir hocam doğru cevabımız? Telkin etme, ahlaki muhakeme, değer analizi, değerleri belirginleştirme, karakter eğitimi. Arkadaşlar ne deriz? Evet şöyle bir bakalım. Şimdi bak burada anahtar kelime neresi, neresi hocam? Ben öğrencilerime değerleri öğretirken, bak buraya kadar bir şey çıkmıyor arkadaşlar, bir şey çıkmıyor. Kesinlikle Kolber ee, daha çok onları ikilemde bırakacak, yani ikilemde bırakacak dediğimiz abi o mu öbürü mü acaba yani doğru mu yanlış mı ee, acaba şunu mu kullansam bunu mu kullansam örnekler örneklerinden yararlanırım demiş. Onları İki ayrı uçta bırakacak örneklerle karşı karşıya getiririm. Yani böyle arkadaşlar düzgün bir şekilde telkin olayı yok burada bir kere telkin etmeyi alamayız o nettir tek bir unsurdur. Ee, burada farklı muhakeme unsurlarını bizim görmemiz lazım yani doğrudur bu yanlıştır. Abi o mu doğru bu mu yanlış? Onu mu desem bunu mu desem? Bence o doğru, bence şu yanlış. Ben şunu demek istiyorum. Ben şunu demek istiyorum. Burada otomatikman bunlar muhakemedir arkadaşlar, düşünme becerisidir. Biz bu olaya ne demekteyiz? Ahlaki arkadaşlar muhakeme demekteyiz. Dolayısıyla 12. sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkı olacaktır arkadaşlar. Peki Evet yorumunuzu alalım birçok ÖABT'de bu tarz sorular çıkıyor mesela tarih ÖABT'de de çıkar coğrafyada da çıkabilir sosyal bilgilerde de ee, bu konuyu seviyor böyle işte analoji drama akvaryum gösteri benzetim arkadaşlar evet şimdi bakalım soru çok güzel soru çok güzel. Bir sosyal bilgiler öğretmeni yeryüzünde yaşam ünitesinde ülkemizin özel konumunu anlatırken İstanbul Boğazı'nı kendi boğazımıza, İstanbul'u ise kalbimize benzeterek anlatmıştır. Evet, bir daha bak buraya dikkat. Arkadaşlar İstanbul Boğazı'nı kendi boğazımıza İstanbul'u da kalbimize benzetiyor. Niye kalbimize benzetiyor? Nüfus fazla, e, ticaret fazla, ekonomi fazla arkadaşlar. Hareket var, canlı. E, Türkiye'nin en büyük neyi? Şehri. E, Kalbimizi o açıdan benzetiyor. E, buna göre öğretmenin kullandığı öğretim yöntem tekniği aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Arkadaşlar gösteri olamaz burada çünkü hani gösteride şey vardır somutluk unsuru vardır. Burada ne yapmış arkadaşlar ee, birazcık soyut unsura değinmiş aslında. Yani tamam orada İstanbul boğazı İstanbul vesaire tamam somut unsur bir şey ama işte kalbe benzetme boğaza benzetme biraz soyutlu unsur da burada karşımıza çıkıyor. Gösteriyi burada arkadaşa alamayız. Ee, benzetim demiş benzetim olur mu hocalarım benzetim olur mu? Olmaz. Bu uygun bir örnek değil. Analoji demişiz kalsın şüpheli. Zaten klasik bir örnektir. Arkadaşlar boğazı kendi boğazımıza benzetmek. Evet şüpheli kalsın. Drama demişiz. Ya burada üst tarafta drama ile alakalı bir olay yok ki arkadaşlar. Drama daha şeydir, nitelikseldir. Daha böyle hani üstün senaryo olayı vardır. Ee, daha çok öğe içermesi gerekiyor. Burada basit bir arkadaşlar benzetim benzetimde demeyelim de benzetme olayı vardır. Akvaryum demişiz. Üstteki örnek akvaryum yöntem tekniği açısından arkadaşlar uygun bir örnek değildir. Akvaryum tekniğinde daha üstün niteliksel arkadaşlar örneklere ihtiyacımız var. Burada doğru cevabımız nedir? Analojidir arkadaşlar. Ceyhan. Pekala. Evet. 14. sorumuz. Öğrencilerinin yaşadığı bölgede görülen iklimin insan faaliyetlerine etkisini günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar kazanımını işselleştirmesini isteyen bir sosyal bilgiler öğretmeni aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini öncelikli olarak arkadaşlar kullanmalıdır diye bir soru sormuşuz. Öl sevmenin yine sevmiş olduğu bir konudur. ÖSYM biliyorsunuz arkadaşlar e, bu öğretim ilkelerini çok seviyor. Açıklık demişiz. Açıklıkla alakalı bir örnek değil bu. Netlik arkadaşlar. Somuttan soyuta demişiz. Hani somut ve soyut unsur örneği değil. Basitten karmaşığa demişiz. E, yaşadığı bölgede görülen iklimin insan faaliyetlerine etkisini günlük yaşantısından örnekler vererek demiş. Bir kere günlük yaşantısından örnekler demiş arkadaşlar. Yani o karmaşık bir olay değil. Çünkü öğrenci onu biliyor. Evet geçelim. Yakından uzağa demiş. Kalsın. Ekonomiklik demiş. Bir taşla birkaç kuş vurma değil mi arkadaşlar? Bu üst tarafta ekonomiklikle alakalı bir şey var mı? Hayır. Burada doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Denizli şıkkıdır. Niye Denizli hocam? yaşadığı bölgede görülen iklimin diyor. Mesela ben Erzincan'da yaşıyorum. Karasal iklim değil mi? Evet, insan faaliyetlerinin etkisini günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. Yakından uzağa, uzağa arkadaşlar öğretim ilkesine uygun bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır Denizli Şıkka. Evet, aşağıdakilerden hangisi? Bir proje sonunda oluşturulacak ürünlere örnek verilemez ya da gösterilemez. Hangisi bir proje sonunda oluşturulacak ürünlere örnek verilemez? Ne deriz? Yorumunuzu alayım. Zor bir soru. Arkadaşlar yorum alalım. Hangisi bir proje sonunda oluşturulacak ürünlere örnek verilemez? Arkadaşlar proje diyorsa bir şey olması lazım değil mi emek emek böyle çalışma birileriyle çalışma sistemli çalışma arkadaşlar konuyu analiz etme yorumlama evet şöyle bir bakalım ee, arkadaşlar sözel bilgi demişiz <laughs> ama burada ne diyor proje sonunda diyor arkadaşlar sözel bilgi unsuru proje başında, ortasında olabilen olaydır. Yani sonunda kısım çok saçma olmuş geçelim. Kalsın bu. Rapor demişiz. Raporlar genellikle bilirsiniz sonda arkadaşlar yazılır. Ki projede de sonda yazılmaktadır. Mektup demişiz. Mektup yine proje sonunda arkadaşlar oluşturulur. O proje ile alakalı arkadaşlar bir nevi kısa bilgi. Bulmaca demişiz. Evet en sonda proje ile alakalı arkadaşlar bilgi sahibi olma açısından bulmacalar oluşturulabilir. Kavram haritası demişiz. En sonda arkadaşlar proje ile alakalı olarak kavram haritası oluşturulabilir. Ama sözel bilgi Bursa, Ceyhan, Denizli ve E'ye göre basitte kalan bir olaydır. Ve arkadaşlar sözel bilgi klasik bir olaydır. Yani başta da olan, ortada da olan bir olaydır. E, proje sonunda oluşturulacak bir ürüne örnek verilemez açıkça söyleyelim. Dolayısıyla burada doğru cevap olarak bizim A maddesini almamız gerekiyor arkadaşlar. Pekala. Evet, hak ve sorumluluk konusuyla ilgili olarak Murat öğretmen'in derslerinde sırası ve yeri geldikçe Hazreti Ömer'in adil yaklaşımı ile ilgili öyküleri anlatması aşağıdaki değer öğretiminden hangisiyle ilişkilendirilir diye bir soru sormuşuz. Yorumunuzu bir almak istiyorum. Hak ve sorumluluk konusuyla ilgili olarak Murat öğretmenimiz arkadaşlar derslerinde hani yeri geldikçe sırası geldikçe Hazreti Ömer'in biliyorsunuz Hazreti Ömer Ömer adil yaklaşımıyla eşitlikçi, adaletçi yaklaşımıyla bilinir arkadaşlar. Onunla alakalı e, ne yapmaktadır arkadaşlar? Öyküleri anlatıyor. Diyor ki e, aşağıdaki değer öğretiminden hangisiyle ilişkili? Bir örnektir bu. Model alma, telkinde bulunma, ahlaki muhakeme, değer analizi, değer açıklama. Arkadaşlar ne deriz? Güzel bir soru. Valla güzel, gerçekten sıkı bir soru arkadaşlar. Orijinal bir soru. Yani ters köşe yapabilecek bir soru. Evet, şimdi model olma demişiz. Bu bir kalsın, şüpheli. Telkinde bulunma demişiz arkadaşlar, bir kalsın. Ahlaki muhakeme yaz üst tarafta arkadaşlar. E, Hazreti Ömer'in adil yaklaşımıyla alakalı yani öyküler anlatılmış. Yani burada ahlaki bir muhakeme yapılabilir mi? Ya işte ben böyleyim, o böyle. Eee bunu tam alamayız. Ceyhan şıkkını arkadaşlar burada elemek istiyorum. Sıkıntı çünkü yaratır. Değer analizi demişiz. Değer analizi arkadaşlar daha böyle üst düzey bir olaydır. Yani burada öğrencinin bu tarz bir şey e, yapabileceğini arkadaşlar zannetmiyorum. Ve hani değer analizi açısından da hani örnek de bu açıdan uygun bir örnek değil. Onu da net şekilde söyleyeyim. E, burada çünkü hocamız ne yapmış? Hazreti Ömer'in adil yaklaşımıyla alakalı öyküler anlatmış arkadaşlar. Ee, yani buradan böyle üstün niteliksel bir analiz olayı çıkarılamaz. Geçelim. Değer açıklama demişiz. Ee, burada sadece öyküler anlatmış. Yani burada tam bir açıklama yok. Hani öyküden sonra şunu dedi, bunu dedi, şu açıklamayı yaptı vesaire. Bu tarz bir şey olmuş olsa değer açıklama diyebiliriz. Bunu da geçelim. Model ol olmama telkinde bulunmam hocam. Arkadaşlar ne deriz? Model olma telkinde bulunma. Evet. A mı B mi? Ee, şimdi burada arkadaşlar Şimdi burada öykü evet evet kesinlikle öykü olayı birazcık şeyle alakalı hocamın dediği lider hocamın dediği doğru telkinle alakalı bir olay. Ee, yani Hazreti Ömer gibi olun hani öyle bir olay mesela model olma e, doğru cevap olmuş olsa burada hocamız arkadaşlar daha fazla ne vermesi lazım içerik vermesi gerekiyor. Yani Hazreti Ömer'in atıyorum işte hukukla alakalı şu olayı var. Veya işte Hazreti Ömer'in atıyorum işte e, siyasetle alakalı şu örneği var, ekonomiyle alakalı bir örneği var vesaire vesaire. Orada bay arkadaşlar teknik bilgilerin olması gerekiyor. E, burada doğru cevabımız e, telkinde bulunmadır arkadaşlar. Yani e, ee, Hazreti Ömer şu şekilde onu da ne yapıyor? Hikaye üzerinden arkadaşlar anlatıyor ve telkinde bulunuyor. Evet doğru cevap Bursa'dır. Dikte gibi. Aynen aynen. Kesinlikle dikte etme. Yani onun gibi oğlum. Bak öyküde şöyle görüyor musun? Öyküde şu şekilde. Ee, sen neden öyle olmuyorsun? Birazcık şey var burada arkadaşlar. Telkin olayı var. Yani o düşünceyi yansıtma olayı var. Ya yani model olmayı tam alamayız. Çünkü model olma daha fazla içeriğin olması gereken bir arkadaşlar maddedir. Peki. Evet, 17. sorumuz. Son 3 sorumuz arkadaşlar. Bir öğretmen küresel bağlantılar konusunu işlerken öğrencilerine toplumumuzda beraber yaşadığımız farklı kültürlere sahip vatandaşlarımızın özel günleri olabileceğini hatırlatarak, yani mesela işte Hristiyanların Noel'i gibi, Paskalya bayramı gibi, bu vatandaşlarımızın özel günlerine saygı göstermeliyiz diye öğüt vermek yerine bir olay veya hikayedeki sorunlar üzerinden öğrencilerin duygusallıktan uzak akıl ve mantık ölçüsünde empati kurarak görüş oluşturmalarını beklemektedir arkadaşlar. Yani hani düz söylemek yerine bunu ne yapmış arkadaşlar? Bir olay üzerinden açıklamış. Hikayedeki sorunlar üzerinden öğrencilerin arkadaşlar yansıtma yöntemine değinmiş. Buna göre Öğretmenin tercih ettiği değer öğretimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Arkadaşlar değer açıklama, ahlaki muhakeme, değer analizi, değeri terkin etme, karakter eğitim. Ne deriz arkadaşlar? Fikrinizi bir almak istiyorum. Şimdi hocalarım, şimdi soruya dikkat edin. Şimdi burada ne demiş mesela atıyorum Hristiyanların Paskalya günü var arkadaşlar. Demek yerine hani mesela onlara saygı gösterin vesaire. Demek yerine öğüt vermek yerine bir olay veya hikayedeki sorunlar üzerinden öğrencilerin duygusallıktan uzak akıl ve mantık ölçüsünde empati kurarak görüş oluşturmalarını arkadaşlar beklemektedir. Şimdi arkadaşlar burada değer açıklama olmaz. Değer açıklama basittir. Burada çünkü niteliksel şeyler var. Bak ne yapmış hoca? Arkadaşlar duygusallıktan uzak akıl ve mantık ölçüsünde empatik kurarak görüş oluşturma bu bayağı bir üst seviyedir. Değer açıklama olmaz arkadaşlar. Ahlaki muhakeme ile alakalı üst tarafta arkadaşlar bir olay yok. Çünkü ahlaki muhakemede ne var? Hani şöyle mi olsun böyle mi olsun? Ee, burada çünkü öğrencilerin hiçbir bilgisi olmayabilir. Hani muhakeme yapabilmesi için birazcık ön bilgisinin de olması lazım arkadaşlar. Ee, kesinlikle burada şeyler var çözümlemeler var geçelim. Değer analizi bakalım analize uygun bir yapı var mı? bir olay veya hikayedeki sorunlar üzerinden öğrencilerin duygusallıktan uzak bak akıl ve mantık ölçüsünde empatik kurarak görüyor musunuz burada analiz olayı var şüpheli Ceyhan bir kalsın değeri telkin etme ya telkin daha arkadaşlar bir önceki soruda olduğu gibi daha böyle şeydir yani dikte etme böyle olsanız iyi olur şöyle olsanız iyi olur şeklinde ya üst taraftaki paragrafta telkin etme ile alakalı bir örnek yok geçelim karakter eğitim demişiz karakter eğitimle alakalı da bir arkadaşlar durum yok burada hani karakter eğitimi hani nedir İyi ee, iyi Müslüman olma Doğru Müslüman olma, iyi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma vesaire. Yani onlarla alakalı bir durum yok. Yani onların üstte belirtilmesi lazım. Geçelim. Arkadaşlar burada e, analiz unsuruna değinilmiş mi? Değinilmiş. Çünkü ne diyor? Duygusallıktan uzaklık okey. Akıl ve mantık ölçüsü okey. Empati kurma okey. Görüş oluşturma bak. Özellikle son kısma dikkat edin görüş oluşturma ki bunlar üstün bir şeyin sonucudur. O üstün şey de nedir? Değer arkadaşlar analizidir. Peki, geçelim. Arkadaşlar bir ÖYTE sorusu yani klasik eğitim bilimlerinde de görebileceğiniz bir soru. Ne deriz? Sosyal bilgiler dersinde Atatürk'ün cumhuriyeti kurarken karşılaştığı güçlüklerden yılmadığını kavratmayı hedefleyen bir öğretmen öğrencilere bu konuda yaşanmış bir olayı anlatmıştır. Yani Atatürk'le alakalı olur ya da arkadaşlar o dönemde yaşanmış bir olayı anlatmıştır. Öğretmen demokratik demokratik bir sınıf ortamı oluşturarak öğrencilerden Atatürk'le empatik kurmalarını istemiş ve konuyla ilgili farklı düşünceleri sınıfta tartışmıştır. Arkadaşlar şimdi Buradaki anahtar kelimeleri verelim. Demokratik bir sınıf ortamı bir. Arkadaşlar Atatürk'le empati kurma. Empati kurma iki. Konuyla ilgili farklı düşünceleri sınıfta tartışma. Bak farklı düşünceleri tartışma üç. Bunlar bizim anahtar kelimelerimiz. Yani bunları yakalıyorsunuz. Bunlara göre altta cevabı bulmamız lazım. Akvaryum, konuşma halkası, İşbirlikli öğrenme, akrostiş, gösteri. Arkadaşlar bu üç unsurun otomatikmen hangi maddeye tekabül etmesi gerekiyor? Bursa şıkkına tekabül etmesi gerekiyor. Konuşma halkası, demokratik ortam vardır. Empati kurulur. Farklı düşünceler arkadaşlar sınıfta tartışılır. E, değişik öğrenciler tarafından arkadaşlar tartışılır. Otomatikmen konuşma halkasıyla alakalı bir örnektir arkadaşlar. Evet. 19. sorumuz. Sosyal bilgiler 7. sınıf Türk tarihinde yolculuk ünitesinde doğrudan verilecek değer estetik olarak belirtilmiştir arkadaşlar. Türk tarihinde Türk tarihinde yolculuk ünitesinde arkadaşlar değer olarak biz estetiği belirlemişiz. Yani hocamız estetik maddesini ne yapacak? Değer olarak öğrencilerine sunacak. Buna göre Selçuklu ve Osmanlı döneminde estetik anlayışını öğrencilerine kazandırmak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisini kullanması daha uygun olur? Yani eğitim bilimleri benzeri bir soru olmuş. Gezi gözlem, münazara, tarihsel empati, rol oynama, soru cevap Arkadaşlar estetik somut bir unsurdur değil mi? Bizim bunu görmemiz lazım. Estetik nerede olabilir? Estetik camide olabilir. Estetik atıyorum arkadaşlar kervansarayda olabilir. Estetik kümbette vesaire de arkadaşlar artık neyse olabilir. Dolayısıyla öğrencinin tabii mimari sanat eserlerinde bizim estetik unsurları görmemiz gerekiyor aslında. Arkadaşlar gezik gözlem demişiz bir kalsın şüpheli. Şu, şu formata tam uygun. Münazara tartışma. Yani münazarayla sizi estetik unsurunu ne kadar yansıtabilirsiniz? Yani öğrenci onunla alakalı nasıl bir duygu yansıtabilir ki? Şutla tarihsel empati, tarihsel empatiyle hani estetik olay hani günümüzde de şu var falan işte o zaman o varmış günümüzde bu var vesaire tarzı. Ya burada iyi bir arkadaşlar tamam bir yöntemdir hani karşılaştırma vesaire belki yapabilirsiniz ama hani yine doğru da somutluk oluşmaz. Sıkıntı. Rol oynama demişiz. Mesela rol oynama nasıl olabilir? Estetiği yansıtma. Öğrenciye estetik değerini arkadaşlar yansıtacağız rol oynama nasıl olabilir yani? Sınıfta rol oynama. Yani bir cami canlandırılabilir falan arkadaşlar. Ya yani mesela atıyorum ne olabilir? Bir mimar Sinan olabilir değil mi? Bir mimar Sinan olur. Ne yapar arkadaşlar? Rolünü yapar falan. Ama yine olmaz. Evet, kesinlikle. Ya orada bir metin olayı vesaire vardır. Metne bağlı olay. Geçelim yani olmaz yani bize yansıtmaz hani di, diyorlar ya bu şarkı bana geçmedi burada geçmesi lazım soru cevap demişiz ha, soru cevap nedir atıyorum mesela e, işte ne olabilir e, Süleymaniye camiinde hangi sanat anlayışı vardır? veya işte ne olabilir başka ee, işte Selçuklu dönemine ait şu Konya'daki şu eserde Kayseri'deki şu eserde hangi özellik vardır vesaire ya yani bunları arkadaşlar e, tam olarak biz yaşayamayız yani hissedemeyiz bizim burada rahat bir şekilde sol e, olayı somutlaştırabilmemiz için gezmemiz ve gözlem yapmamız gerekiyor arkadaşlar yani estetik unsuru yansıtabilmenin en iyi öğesi, en iyi yöntemi gezi gözlemdir arkadaşlar. Adana. BK. Evet son sorumuz. Yukarıdaki etkinlik örnekleri sosyal bilgiler dersi 7. sınıf programında yer alan hangi öğrenme alanı ile ilgilidir? İlk çağlardaki bazı önemli buluşlar ele alınır. Mesela ne olur? İşte atıyorum kağıttır arkadaşlar, paradır veya işte tekerlektir vesaire. Bir eserin kitap haline geliş aşamaları araştırılır, çevredeki bir matbaaya gezi yapılır, güzel. İletişim müzesi, posta müzesi ve benzeri müzelere gezi düzenlenir. Okey. Bir daha soru kökünü okuyalım. Yukarıdaki etkinlik örnekleri sosyal bilgiler dersi 7. sınıf programında yer alan hangi öğrenme alanıyla ilgilidir diye sormuşuz. Ne deriz hocalarım? Şöyle bir bakalım. Güç, yönetim, toplum. Yani güçle alakalı bir örnek göremedim yukarıda. Yönetimsel bir şey de doğru dürüst yok. Hani toplum nerede var? Toplum da tam yok. A şıkkını geçelim birey ve toplum demişiz. Şimdi arkadaşlar bakın burada vurgulanan şeye dikkat edin. Bak önemli buluşlar görüyor musun? Bak matbaa arkadaşlar. Ee, mesela gezi. Mesela iletişim. Arkadaşlar posta müzesi. Mesela gezi. Bak bunlara özellikle dikkat edin. Yani soruyu çözerken vurgulanan kısımları kelimeleri arkadaşlar tamlamaları özellikle yuvarlak içerisine almanızı istiyorum. Şimdi bakalım Ceyhan şıkkına. Bilim, teknoloji ve toplum demişiz. Olabilir bir kalsın şüpheli. İnsanlar, yerler ve çevreler demişiz. Bir kalsın. Üretim, dağıtım, tüketim demişiz. E olur mu arkadaşlar? E şıkkı olur mu? Üretim, dağıtım, tüketim ama burada şey yok ya. Üretimle alakalı dağıtım mesela. Belki şu posta vesaireye mi biraz arkadaşlar düşeriz gibi. Yok yani üçünü alamıyoruz arkadaşlar ya. Üçü yok. Dolayısıyla Adana, Bursa ve Edirne şıkkını atmak istiyorum. Ceyhan mı Denizli mi? Arkadaşlar Ceyhan mı Denizli mi? <laughs> Evet şimdi önce Ceyhan'ı bir analiz edelim. Önemli buluşlar arkadaşlar bilim bak oluyor. Mesela yine buluş mesela matbaa vesaire arkadaşlar teknoloji oluyor. Mesela iletişim müzesi bak iletişim görüyor musun? Ee, mesela gezi vesaire bunlar arkadaşlar toplumla alakalı olaylardır. Özellikle orada iletişime dikkat edelim. Ee, şimdi şöyle bir daha bir check edelim. Bilim var önemli buluş. Teknoloji var, matbaa vesaire yine önemli buluş. Ee, arkadaşlar iletişim müzesi, iletişim insanlar arasındaki arkadaşlar, diyalog vesaire toplum unsuru da var. Ceyhan yakın geliyor ama Denizli'ye bir, bir bakalım isterseniz. İnsanlar demişiz, yerler demişiz. Yalnız burada yerlerle alakalı bir bilgi yok. Hani coğrafi yeri burada görmemiz lazım. Çevreler demişiz, çevrelerle alakalı da arkadaşlar tam bir bilgi yok. Burada doğru cevap olarak bizim Ceyhan şıkkını almamız gerekiyor. Üç unsur da üstteki bilgiler de karşımıza çıkmaktadır arkadaşlarım. Evet sevgili hocalarım olayımız bu şekilde. 20 adet soruyu birlikte çözmeye çalıştık. İnşallah kısmet olursa bu arkadaşlar dersleri ne yapacağız? Birlikte yürüteceğiz. Tabii bugünlük süremiz kısıtlı arkadaşlar. E, dolayısıyla çok fazla hani detaya giremiyoruz maalesef. Detay kısım ne olacak? Derslerimizde olacak arkadaşlar. 18. sorumuzun doğru cevabı Bursa'dır. Konuşma halkası olarak arkadaşlar karşımıza çıkmaktadır. Evet. Pekala. Arkadaşlar var mıdır sorusu suali olan? Tek huzemde kalıyoruz. Tek huzemde biliyorsunuz arkadaşlar... Yapay zeka yöntemimiz de var. Ben de yaklaşık şöyle 3 yıldır falan burada vatandaşlık derslerine de girmekteyim. Aynı zamanda arkadaşlar, PGM Akademi'de ne yapıyoruz? Alan derslerine de giriyoruz, sosyal bilgiler. Ve bu sene kısmet olursa tek üzerimde de alan derslerine gireceğiz. Vatandaşlık derslerine de gireceğiz arkadaşlar. Pekala arkadaşlarım, kendinize çok çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Dersimize katıldığınız için teşekkürlerimi sunuyorum.